Hocam bir sorum daha vardı size zahmet. Tabii. Hocam ehli sünnet olmayanlara karşı hocam kalbimizde bir soğuma var. Çevremizde çok var öyle insanlar hocam. Bilmiyorum onlara karşı bir soğuma oluyor kalbimde hocam. Neden bilmiyorum yani sevemiyorum hocam sevemiyorum. Böyle sizi sevdiğim gibi onları sevemiyorum. Ehli sünnet olmayanlara karşı aynı şekilde o sevgi yoksa iyi. Sevgi olursa kötü. Evet hocam tamam. Sevemiyorum. Çok, çok yani iyi. Bana şey gelmiyorlar böyle samimi gelmiyorlar hocam. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimizin suali değil de bir şeyi vardı. Doğrusu zaten öyle. Mesela de ehl-i sünnet olmayanlar dedi kalben dedi şey yapayım sevemiyorum. Allah-u Teala hiçbirimize sevdettirmesin. Sevdirmesin. Mesela bidat ehli. Sevilmez ki. Sevmemek lazım geldiği bildiriliyor. Onu seversen zaten tepetaklak olursun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani onun için onlarla beraber bulunmamalı. Hatta onların ikramlarını bile aynı şekilde kabul etmemeli. Çünkü insan ihsanı kulcağızdır buyuruyor. Birisi iyilik yaptığı zaman veyahut da para yardımı yaptığı zaman ona karşı insanın boynu eğiliyor. Şeyde seneler önceydi. Daha o zaman da ben Milli Eğitim'de çalışıyordum. TRT vermişti. Sultan 4. Murat Han'la alakalı bir dizi. O dizinin bir bölümünde bir köye gitmiştik. Böyle arkadaşlarla beraber bu Ehl-i Sünnet Alimleri kitaplarını aldık götürdük. Kahvede konuşup tanıtacaktık. Kahveci dedi ki ya dedi şu anda bu dizisi yapıyor. Millet de dinliyor hakikaten. Çiz çıkmıyor. Dinliyor böyle. Onu izliyorlar. Biz de oturduk izledik. Orada bir sahneyi hiç unutmuyorum. Şimdi Sultan 4. Murat Han'ın huzuruna hemen işte teşrifatçı mı diyelim ya da vezir alsam o işte görevli olan paşa mı? Hemen işte Rus çarı işte yardım talebinde bulunuyor. Yardım ediler dedi sultan. Biraz sonra tekrar huzura geldiler. Efendim işte İsveç kralı yardım talebinde bulunuyor. Ona da yardım edile talimatını verdiler. Arkasına bir söz söylediler. Bugün yardım almaya alışan yarın emir almaya alışır. Ya. Ya. Ben ondan sonra bakıyordum. Ben bu devletler bazında, milletler bazında, ondan sonra cemiyetler bazında bakıyorum şimdi. Adam zengin birisi mesela para veriyor bilmem ne yapıyor falan filan. Veyahut da bir devlet, bir devletin içerisinde uşaklar bulmuş, onlara maaş veriyor. Şey vardı ya rahmetli Özal, Cemal Paşa nasıl birisiydi? Siz onu diyor Hasan Cemal'e sorun, dedesine sor, dedesini tanır o bilir. Daha iyi anlatır. Sonra bir araştır dedi ki o şeyde Filistin cephesinde meğer İngilizler onu maaşa bağlamışlar, satılmış yani. İngilizler maaşa bağlamışlar her ay. Muntazaman aynı şekilde ona şey yapıyorlar. O da İngilizlerin dediğini yapıyor. Masonlar da öyle. Masonlar da öyle. Allah rahmet eylesin. Evvel abiler hep anlatırken buyuruyorlar ki insan ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin üçüncüsü yok. Peki nefs bu erkekse ya kadına ya makama ya paraya. Bu üçüne karşı bir zaafı olanın önüne atıyorlar bunları. Attıktan sonra yular boynuna geçiriyorlar. Ondan sonra otur, oturuyor. Kalk, kalkıyor. Yat, yatıyor. Böyle olmakta Cenab-ı Hak hep bizi muhafaza buyursun. Ama Allah-u Teala'ya kul olan Allah-u Teala ne emrettiyse, ne emrettiyse onu yapıyor. Onun dışına, onun dışına çıkmıyor. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetine hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza eylesin inşallah.